Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. TV1 ekranlarında yayınlanan Rahmet Damlaları programına muhterem izleyicilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Ramazana sayılı günler kala bugün çok değerli bir konuğumuzla Ramazan ayı ve faziletlerini konuşacağız inşallah. Konuğumuz Kayseri İl Müftü Yardımcımız Yaşar Bolat Hocam. Muhterem Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız Sağ Nasılsınız hocam? Afiyetle sizler. şükürler olsun. Rabbimize hamd olsun. Rabbim iyilik versin. Afiyetle versin hocam inşallah. Amin inşallah. Bugün inşallah sizlerle Ramazan'ı konuşacağız hocam. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Muhterem izleyicilerimiz bundan iki ay önce Recep ayı başlarken bir dua ile başlamıştık. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizler için hayırlı, mübarek ve bereketli eyle ve bizleri Ramazan'a kavuştur demiştik. Hamdolsun birkaç gün sonra inşallah sayılı günler kaldı. Ramazan ayına gireceğiz. Bugün muhterem hocamızla Ramazan ayının fazileti nedir? Ramazan ayının neden farz kılınmıştır? Ramazan ayındaki ibadetler nelerdir? Onlar üzerine bir hasbihal yapacağız inşallah. Rabbim TV1 ekranlarında yayınlanan bu rahmet damlaları programından istifade edebilmeyi hepimize nasip ersin inşallah. Muhterem hocam eskiler Ömürlerini Ramazan'la sayarlarmış. Üzerinizden kaç Ramazan geçti diye. İşte ben 40 Ramazan tuttum, 30 Ramazan tuttum falan gibi böyle. E, 60 Ramazan tutanlar gibi. E, Rabbim bizlere de ömürlerimizi Ramazan'la saymayı nasip veresin inşallah. Ömrümüzü Ramazan kılmayı nasip veresin. E, i̇lk e, sorumuzla başlayalım. Ramazan ayının önemi nedir? Faziletler nelerdir? Hocam buyurun inşallah. Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbim zahm dolsun. Yine bir Ramazan'ın arefesine bizi kavuşturdu. İnşallah gelecek hafta Ramazan ayına erişeceğiz. Rabbim sağlık afiyet içerisinde tamamlamayı bu rahmet ayının bereketinden, feyzinden nasipdar olmayı aynı zamanda ülke olarak, ümmet olarak, insanlık olarak yaşadığımız şu salgın hastalıktan da kurtulmamıza vesile olmayı nasip eylesin diyorum. Amin hocam, çok güzel bir dua. Yani Amin inşallah. inşallah Ramazan, sizin girdiğiniz hani eski insanlarımız ömürlerini Ramazan deyince, o zaman şöyle bir şey desek hata olur mu? Ramazan ömrü uzatır çünkü. De. Ramazan ayı hicri takvime göre, miladi takvime göre 11 fark. Aslında hı hı. miladi takvime göre 80 yıl yaşayan, hicri takvime göre belki 83, 84, Çok 85. Çok güzel. Öyle bir şey desek evet. belki Ramazan'ın da bereketi diyelim. İnşallah hocam. Tabi Ramazan denince oruç akla gelir. Ramazan, Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen aylardan, aslında hicri takvimden ismi tek geçen aylardan. Evet. Aynı zamanda oruç yine Kur'an-ı Kerim'de yani bizim dini emirlerimiz ibadetler ayet ve hadisle sabit yani kitap ve sünnetle sabit diye ifade edeceğimiz hem kitapta hem sünnette hem icma dediğimiz yani üzerinde ihtilaf edilmeyen bir ibadettir oruç yani e, namaz, hac oruç ve zekat, zekat. kitapla sabittir. İslam'ın dört temel ibadeti, kelime-i şehadette İslam'a giriş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü. <laughs> Kitabetle sabiti şudur. Hemen Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi olan 183. ayet Bakara suresi. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu kutube aleykumus siyamu kemâ kutube alellezine min kablikum leallekum tehtedûn. Eyyamın mağdudat diye devam ediyor. Yani 183, 184, 185. ayetlerde Ramazan ayı oruç ayından bahseder. 186. ayette ise şöyle bir bağlantı kurabilirim. Direkt oruç zikredilmiyor ama وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٍ اُجِيبُوا davet الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ yarşudun. Bu 286. ayet bu. 180, 186. 186. 186. ayet. Hemen 186. Ayet. o sayfanın son ayeti. Şöyle yukarıdaki Ramazan, oruç, orucun fazileti, öneminden bahsederken hepimiz müminler bilir ki, oruçtanlar bilir ki Ramazan ayı dua ayıdır. Çok bol güzel. bol Allah'a el açıp yalvarılan kavli olarak bedeni olarak oruç tutuyoruz Allah rızası için. Ee, namaz kılıyoruz, hayır hasatınımızı yapıyoruz. Bunların hepsi bir duadır. Allah da diyor ki, ve ibadi anni fe inni qarib. Kullarım beni soruyorlarsa, beni arıyorlarsa, evet. hele hele Ramazan ayında çokça Ya Rab, Ya Rab diye arıyoruz. Evet. Soruyoruz, dua ediyoruz. Fe inni qarib. Ben ona yakınım fe inni qarib ben ona kuluma benden yakınım. Başka ayeti kerimede ise ve akrabu min hablil Yani ben ona şah damarından daha yakınım. Yani yakınlık derken ne kadar yakınsın Allah'ım o da bize söylüyor. Ben size şah damarından yakınım ey kulum. Evet. Ucibu davete da'i iza da'ani. Dua ettiğinde nedir? Oruç bir duadır aslında. Bütün ibadetler yani kendi lisanı hal ile duadır. Evet. oruç tutanlar ve ben dualarını kabul edeceğini son yani o sayfanın sonunda bize böyle bildiriyor. Esas oruç ayetine geldiğimizde Kütübe aleykümü siyam kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tehtedun Bilinen günler, belirli sayılar, belli günlerde oruç sizden öncekilere de farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Demek ki bizden önceki ümmetlerde de Oruç farz kılındı. Hocam bu muazzam bir şey. Yani e, bir tefsirde denk gelmiştim böyle. Yani e, kutibe aleykumu sıyamı kemen kutibe aleyledi min gablikum ifadesi sizden öncekilere de farz kılındı ifadesi. Aslında Milyarlarca belki yıldır, ne kadar yıl yaşa insanlık yaşadığını bilmiyoruz. Ben oruç tutarken benden öncekilerden tuttuğunu bilmek aslında muazzam bir güç veriyor bana. Evet. Yalnız değilim. Benden öncekiler de tutmuş, işte Osmanlılar tutmuş, öncekiler tutmuş, Aslı Saadet'te Müslümanlar tutmuş. Onlardan önce İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, Adem aleyhisselama evet. kadar bütün peygamberlerin hayatında oruç olduğunu aslında bilmek demek ki insana güç veren biz bir aileyiz. Milyarlarca Müslümanlardan evet. oluşan bir aileyiz ve bizden öncekiler tutmuş demektir diyordu tefsirde. Şimdi e, oruç Müslümanlara sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinden hemen 18 ay civarında. Yani hicretin bir buçuk yıl geçti evet. üzerinde farz kılınıyor. Ve muhtemelen farziyet e, işte bu ayet Hı -hı. muhtemelen demeyeceğim evet bu ayet olduğuna göre sizden öncekiler geçmiş ümmetleri de kastediyor. O zaman oruç ve namaz da aslında. Tabi evrensel bir ibadet. İnsanlık tarihinde ilahi dinlerin hemen hemen hepsinde ortak olan ibadetlerden bir tanesi oruç, bir tanesi namaz, hatta zekatta var. Yani oruç, namaz işte sizden önceki kavimler namaz zayetin zayiyetin azagus salate vetteba'u şehuvati fesevfı yel kavna gayya Keyf suresinde nedir? Aslında insanların istikametini korumak istiyorsa, Beden ruh sağlığını korumak istiyorsa, toplumsal huzur, bireysel huzur istiyorsa namaz. Namazı Çok kesinlikle şey. bırakmayacak. Çünkü Allahu ssalata Namazı kaybettiler ve nefislerine uyudular e, uydular diyor. Demek ki namaz bizi gerçekten istikametimizde tutuyor zaten. Şey var Furkan suresinde akimi's sala innas salate tenha ani'l fahsai vel ve zikru'llah ekber. Namaz kötülükten alıkor. Oruç da sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle e, gücü, kudreti olan, dirayeti olan genç, dinamik, kanı kaynayan gençlere eğer şehvetinize hakim olamıyorsanız, nefsinize hakim olamıyorsanız oruç tutunuz tavsiyesi var. Cünnetun diyor değil mi hocam? Evet, kalkandır e, Yani ısyami cünnetun, evet. oruç kalkandır, karkan savaş e, şeyinde bilinir ki tehlikelerden korur, gelebilecek her türlü Oklardan, darbelerden kılıç. Aslında o savaş meydanındaki ok bir öldürücü, darbe şeyidir, alettir, vurucu. Kılıç da öyle. E, nefsimize, ruhumuza, istek arzularımıza gelen o e, okları koruyan bir e, koruyucudur oruçta. Oruçta evet. manevi bir koruyucu. Hem bedenen hem ruhen. Değil mi hocam? Çünkü oruç beden ruh sağlığı için e, gerçekten e, Allah tarafından bize gelmiş büyük bir nimettir. Değerli bir nimettir. Hocam ayetin sonunda la e, laallekum tetequn ifadesi evet. yani orucun farziyetini ifade eden ayetin sonunda demek ki burada da bir e, sebep belirtiyor Rabbimiz. Yani oruç tutun. Sizden öncekilere farz kılınmıştı, size de farz kılındı. Belki böylece takvaya ulaşırsınız veya korunursunuz. korunursunuz. Değil mi? Yani demek ki efendimizin de e, cünnetin ifadesi Oruç bir kalkandır. Oruç sayesinde korunacağız. Oruç zaten koruyucu bir özelliği var. Evet, hocam. Ee, hem günahlardan, hatalardan, nefsin e, arka, ardı arkası kesilmeyen yerli, yersiz isteklerinden bizi e, koruyor, dizginliyor. Evet. E, oruç Kur'an-ı Kerim'de bir şekilde eyyame madüde Ramazan ayıdır. Hı hı. Aynı zamanda orucun ilmi yönden bakacak olursak da bize astronom bilgisini, takvim bilgisini, gün bilgisini 24 saat o ayrı bir ilme de işarettir. Niye? Ayı gördüğünüzde orucu tutun ve ayı gördüğünüzde iftar edin yani bayram yapın. O zaman astronomi ilmiyle de direkt bilgisi de var. E, sadece insan dedik ya toplumsal çok yarar vardır. Evet. İnsanoğlu Ramazan ayını ibadetlerimizi icri kameri aya göre hesaplıyoruz. Orucu, hacı, zekatı, namazı da yine güneş takvimi yani günün hareketine göre günde beş vakit güneşin hareketine göre güneş doğduğadan önce sabah güneş battıktan sonra akşam ve yatsı günün ortasında tam gün zeval vaktinde öğle ve her şeyin gölgesi bir misli veya farklı rivayetler, iki misli diyeceğim ikindi namazı işte bakın hem bilim Evet. Hem insanın gününü planlama hem de e, ibadetlerini yerine getirme açısından böyle. Ramazan ayı o eyyamın mağdudat bir aydır. o mevsimine göre ay hangi günlere tekabül ediyorsa 29 veya 30'dur. Güneş takvimine göre Şubat ayında 28, 4 yılda 29 olur ise de ay takvimine göre günler şey aylar ya 28'dir. 29'dur. Şey 29'dur 30'dur. veya 30'dur. Evet. 28 yok, 31 yok. Hı hı. Ondan dolayı Ramazan ayını yani bu sene orucunu tutamayanlar bu sene kaçsa onu not edecek akıllı mümin yani meşru mazereti varsa onu ayeti i de söyleyeceğim. Fe men kana minkum maridan ala seferin fe'iddetun min ayamin ukhra. Kim yolculuk uzun bizim İslam hukukuna göre, fıkıh kitaplarımıza göre seferilikteki mesafe yaklaşık ortalama 90 kilometre. Ötesinde kendi ikametinin dışında bir yere gidecekse seferiyelik hükmü var. Veya Meryıldan, hasta ise yani bizim dini hassasiyetlerimizi bilen bir doktor ya bu hastalığına dek geldiği Ramazan ayında oruç tutmamasını tavsiye etmişse sağlığı açısından. Tut, e, orucunu öyle. tutmaz. O zaman not edecek. 2021 yılı Ramazan ayı kaç gündü? Bu sene 30 Ramazan. Evet. Seyircilerimize, dinleyicilerimize de Ramazan'ların mübarek olsun diyorum. Rabbim e, e, ibadetlerini kabul eylesin. Bu sene 30 Ramazan tutacağız. E, ola olaki tutamayacak, Ramazan'ın tamamını tutamayacaklar varsa 2021 yıl 30 Ramazan borçlu. Hı hı. Bunu hesabına koyacak. Evlatlarına vasiyette bulunacak ben tutamadıydım. Olay ki bana bir şey olursa vesaire. Bunu e, e, 30 gün veya 29 gün bir sene 30 gün. Yani bu şekilde Ramazan. Ramazan ayında oruç kimler tutamayacağını yine Cenab-ı Hak e, kolaylık. La e, yükelifullahu Nefse. nefsen illa vus'aga fe inne ma'al usri yusra evet. veya Allah zorluk dilemez kolaylık diler. Oruç sağlıklı olan aklı başında olan ee, akıl bali olan kadın erkek herkese farz ve sadece Cenab-ı Hak orada bir e, kolaylıklarını da sınırını da açıyor. Hasta genel ilkeyi koymuştur. Şu hastası bu hastası değil. Evet. Doktor işin uzmanı bu e, kararı verecektir. Oruç bu anlamda ayet-i kerimede. Oruç yine Ramazan o a, Bakara suresinden zamanımız kısıtlı olduğu evet, için hızlı da geçmek istiyorum. Hemen 185. ayette Şehru Ramazan unzile fihi'l Kur'an Şehru Ramazan ellezî unzile fihi'l Kur'an ve beyinatin minel huda ve'l furkan femen şehide minkum eş şehre felyesum. Tekrar yukarıda kutibe aleykumus siyam diyor. 3. Evet. ayette de tekrar kim Ramazan ayına ulaşırsa orucunu tutsun. İşte emir. Sevgili Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerinde men sama imanen men e, sama imanen ve ihtisaben gufira lehu men takaddeme min denbi. Men kama Ramazan'ı imanen ve ihtisaben gufira lehu ma takaddeme min denbi diye hadis-i şerifte Bunyen İslam da değil mi hocam? Bunyen İslamu kamsun e, evet. e salah evet. ve siyam ve zeka, e, ve şehadet Ondan sonra vel haç. Vel haç. Yani özet evet. olarak söylüyorum. Hadis-i şerifin lafını söylemedim ama Hı -hı. özet olarak söyledim. Ee, İslam beş temel esas üzere e, bina edilmiştir. Namaz, oruç, oruç haç, zekat, kelime-i şehadet. Evet. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de e, ilk Ramazan'dan itibaren ömrünün sonuna kadar e, Ramazan ayında oruç tutmuştur. Ve Belki programın bundan sonrasını peygamber efendimizin hayatında Ramazan nasıl oldu? İnşallah hocam öyle yapalım. Ben bir şeye takıldım burada. Ramazan ayı 33 yılda bir değil mi hocam? Evet. Yani dönüyor böyle. Bir dönüyor. Dönüyor. Mesela bir Müslüman işte 33 yıl sonra aynı zamanda oruç tutabiliyor. Mesela Tutuyor fen... ve 34 Ramazan eda etmiş oluyor. Değil mi hocam? Şimdi ben şeyi çok merak ediyorum farklı mevsimler demiştiniz sohbetinizin bir yerinde. Demek ki bazen kış aylarına denk geliyor. Bazen yaz aylarına denk Hı -hı. geliyor. Burada şöyle bir espri var mı hocam? Yani ya Rabbi bana oruç tut diyorsun. Yazın to tomuz koptu derler ya. Yani temmuzun en sıcak olduğu zamanlarda bile emrediyorsun. Başım gözüm üstüne. Kışın çok soğuk önemli değil. Yine başım gözüm üstüne diyerek Müslüman her mevsimde her zamanda kulluğunu ortaya koyuyor. Değil evet. mi hocam? Tabii. Evet. Şimdi e, Ramazan ayı e, bu 185. ayette Şehru Ramazan elledi unzile Kur'an. Kur'an'ın ee, kur indiği aydır. Aslında demek ki Ramazan'la beraber Kur'an akla gelmeli. Şimdi, şimdi şöyle Ramazan ayının e, değeri hmm. bütün 12 ay bu e, Ramazan'dan nasipleniyor. Kameri hesaba göre. Unzile Kur'an. Kur'an'ın indiği aydır. Peki <Sessizlik> inna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletul kadr. leyletul mi? kadri hayrun min elfi şiar. E, ee, biz onu kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir sen bilir misin? Sana bildiren nedir? Nereden bilirsin? O leyletul kadri hayrun min elfi şiar. Bin, Bin, aydan hayırlı. Bin ayı 12 aya böldüğümüzde 83 mü 84 mü ve evet. öyle bir şey yapıyor. 83 yıl küsur yani, ay ediyor. E, ee, Şehir Ramazan, Kur'an Ramazan ayında indi. Kuran Kadir Gecesinde indi. Ramazan ayı ve Kadir Gecesinin birleştiği hı hı. bereketli bir ay, faziletli bir ay. Evet. Cenabı Hakkın dualarının reddetmediği bir ay. Cenab-ı Hakkın cennet kapılarını sonsuza kadar sonuna kadar açtığı, cehennem kapılarını kapandığı bir ay. E, cin ve şeytanların azılı, azgın e, sapkınlarının e, zincire vurulduğu, bağlandığı bir evet. ay. Evet. Böyle değerli bir ay olunca. Kameri hesaba göre e, her 33 yılda bütün aylar ister kameri ister e, güneş takvimine göre olsun aylar Ramazan ayından nasiptar oluyor. Kullar da olduğu gibi. Böyle Hayır. bir hikmetten Eyvallah bakabiliriz. Peki hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçelim. Ben çok arzu ederdim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir oruç geçirmeyi, Ramazan geçirmeyi. Yani hamdolsun kitaplarımızda hadis kitaplarımızda siyer kitaplarımızda efendimizin Ramazan'ı anlatılıyor. E şimdi bazı insanlar ben Osmanlı zamanında Ramazan geçirmek isterdim diyor da evet ecdadımız da zaten efendimize benzediği için biz o Ramazanları özlüyoruz. Efendimizin Ramazan hayatı nasıl hocam? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç farz kılınmadan önce de oruç tutardı. Evet. Hatta ee, hani üç aylar geldiğinde Anadolu'da güzel sevgili peygamber Efendimiz'den de e, rivayet edilen bir dua hadis şerif var. Allahumme bariklenâ fiyy recebâ ve şâbân ve bellegnâ ramazan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucu farz kılınmadan önce en çok Şaban ayında sahabe öyle derdi. Bazen öyle bir oruç tutardı ki hiç bırakmayacak zannederdik. Bazen bırakırdı. Recep ayında tutardı. Peygamber Efendimizin onun dışında bir takım oruçları vardı. Fakat Ramazan ayı oruç farz kılınınca, oruç farz kılınınca diğer oruçları dileyen tutsun, dileyen tutmasın. Kendisi de zaman zaman yumuşatmıştır. Hani çünkü sahabe, ondan sonra gelecek nesil Peygamber Efendimizi örnek alacak. Kur'an'da da evet. örnek almamız isteniyor. O zaman ümmetine kolay olanlar tarafından gitmiştir. Ee, orucu Ramazan ayı farz olduğu için artık orucu tamamen kesintisiz kılıyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında çok hayatında artıları var. Yani sosyal hayatında da Ramazan dolayısıyla eksiler yok. Hani nedir? Biz Ramazan ayı geldiğinde gece sahurutta kadar ayakta dururuz, sahur yaparız, namaz kılar yatarız. Öğleye ikindiye kadar gündüze oruç tuttururuz derler ya. Uykuya Öyle bir şey de yok. Verdi. Ancak şu da var. Malum Suudi Arabistan, Mekke, Medine sıcak bir memleket. Ee, günlük işlerini biraz hafifletirlerdi. Çünkü Hatta bazı insanlara da e, elinizin altında çalışan insanlar oruçtayken, Ramazan'dayken hafifletin diyor değil mi Peygamberimiz? Evet, yükünü, işini, iş evet. saatini hafifletmeyi tavsiye ederdi. Evet. Allah başka bir şekilde bir bereketini verecektir. Değil mi hocam? Ancak şu da vardır. Oruçlu kimse de orucunu bahane ederek istismar etmeyecek. Istismar da etmeyecek. İki işveren ve iş alan karşılıklı anlayış içerisinde işlerini daha güzel bir şekilde planlarsa benim inancım şudur ki Allah işleri geri koymaz, gelir azalması olmaz hocam. Yani aynı zamanda manevi anlamda da bir mükafatı vardır. Peygamber Efendimizin hayatında oruç Ramazan ayında yine Malum e, inananların birçoğu evet varlıklı aileler var ama hicret edenler var, garibanlar var. Onların hayatını e, hemen gözden geçirir, sürekli onları göz önünde tutar. Sahabenin varlıklı olanlara onların gözetmesini, e, iftar vermesini, sahur vermesini ister. Sağlık durumunda sıkıntılı olanlara da sağlığının durumuna göre ruhsat verirdi, bazen de tut derdi. Çünkü Allah diyor ki sevgili peygamber efendimize oruç sıhhattır. Evet, oruç sıhhattır. Oruç sıhhattır. Oruç tut sıhhat bol mi hocam. Ha. E, oruç tut sıhhat bul bu bizim peygamber efendimizin tavsiyelerinden. Kur'an-ı Kerim'de oruç sağlık, e, orucun bedene, sağlığa, ruh ve beden sağlığına etkisine direkt olmasa da endirek mesajları var. Bununla ilgili hani bu e, akli şey nakli şeylerdir. İnancımızdır. Bir de akli bunun işin laboratuvar kısmına merak edenler olmuş. Hakikaten oruç sağlıklı mı değil mi diye. Ee, gelirken şöyle tavsiye edeyim. Bu Nisan ayı Diyanet e, dergisini bugün sabah önüme koydulardı. Şöyle ne var diye bir açtım. Malum Ramazan ayı evet. geliyor. Oruçla ilgili. Orada neyse ismini zikretmeyelim. Bir e, hocamızdan bir ee, söyleşi var. Diyor ki tıpta uzmanlık alanını tamamlamış bizim e, Ankara'da bir yerde e, tıp alanda çalışan bir uzman hekimimiz merak etmiş. Oruç gerçekten sağlık mı sıhhat mı? Oruç tut sıhhat mı? Bir deney yapmak istemiş. Bir, e, bu işi ölçmek istemiş eee İlahiyat Ankara İlahiyat Fakültesine gelmiş malum. Ankara İlahiyat'ta ilahiyat o öğrencileri, hocalar oruç tutar hepsi. Evet. Onlar üzerinde bir deneme yapmak istemiş. Ramazan başlamadan önce 40 kişiden kan almış. Allah 40 ver. kişiden kan almış. Kan değerlerine bakmış. Ya çoğu işte şekerinden, tansiyondan, obezinden kan değerleri yüksek. Belki kendi çapında sağlıklı gözüküyorlar ama tıbbi ölçümlere göre doktorun yani şeyine kan değerleri yüksek diyor ki hocam çok kötü kan değerleri falan. 15. günü Ramazan'da Ramazan'ın 15. günü tekrar aynı kişilerden kan alınıyor. Oruç tutanlar üzerinden, oruç tutanlar üzerinden alıyor. Kan değerlerinde yani insan sağlığı açısından değerlerde normale doğru bir eğilim var. Ama tam istenilen Güzel. kıvam değil. Evet. Fakat bir iyileşme var. Değerlerde bir normalleşme var. Ramazan'ın sonunda tekrar alınıyor. Normale çok yakın. Normal değil. Normale çok yakın. Yani çok yakını bana unutturma oradan ben bir geçiş yapacağım. Ramazan'da yaptığımız ufak bir hata oluyor. Ona geçiş yapacağım. Normalde normale yakın değerlere geliyor. Hı hı. Bakın ancak bizi dinleyen seyircilerimize tavsiyem şudur. Oruç sıhhattir diye o pehrizdir. Bizim dinimiz, çok kitabım, Allah'ım, peygamberim oruç tut dediği için ben orucu tutuyorum. Bu bir ibadettir. Yani benim sağlığıma faydalı olduğu için oruç tutmuyorum. Evet. O ekstra bir getiridir, ayrı bir şeydir. Yani fiziksel tedavime iyi geldiği için namaz kılmıyorum. Evet. Ben Rabbim emrettiği için o başım gözüme gözüm üstüne diyerek biz oruç tutuyoruz, namaz kılıyoruz. Orucun İbadetin, namazın, zekatın insanın hayatına yansımaları farklı farklı olabilir. Faydalar olabilir. Faydaları olabilir. Bunlar benim çok bizim güzel. tespit edebildiğimiz, daha edemediğimiz nice şeyler vardır. Ancak biz orucumuzu, namazımızı inna salati ve nusuki ve memati rabbil alamin. Evet. La şerike Biz Allah için tutuyoruz. Allah için tutuyoruz. Allah da emrettiği şeyi yaptığımız için bize birçok maddi ve manevi yararları sağlıyor. Hocam sözünü burada kesiyorum kusura bakmayın da. Bir Japon bilim adamının bildiğim kadarıyla bir çalışması olduğu ve bundan dolayı da bir Nobel Barış Ödülü aldığını duymuştum. E, şey, projede şu, insan bir takım değerlerini geliştirebilmesi için bir ay aç kalması lazım. Evet. Yani orucu aslında e, işaret ediyor. Onu ona temas ediyor ama biz o dediği için değil, Allah dediği için yapıyoruz ve bir de e, yani insanın sağlığına bu kadar faydalı olan bir şeyin de toplum hayatında olmasını istiyoruz yani. Kesinlikle. Evet. Ee, artık Batılı bilim adamlarından Elhamdülillah bizim bilim adamlarımız Batılılara geçti. Ondan e, gerçekten ne kadar şükretsek az. Bak ben kendi e, öz ve öz e, Müslüman mümin kardeşimizin merak etmiş oruç sıhhat e, hakikaten nedir diye. Artık bunlar da artık Amerika'daki, şuradaki, buradaki değil. Bizim bilim adamlarımızda bu konuda gerçekten güzel çalışmaları var. E, evet 30 gün aslında e, 30 günde değerlere yakın da. Ee, o farkı söyleyecektiniz yani hocam. Yani Musa Aleyhisselam'ın Tur Sina'da 40 günden e, 10 gün daha ekledik diyor. Hmm, Allah Böyle abi. bir şey var. Tabii bunlar oruçla alakalı değil de şöyle bir çıkarım yapacağım. Bizim e, gönül ehli tasavvuf tarikatında erba'in diye bir e, gelenek vardır. Çile dedikleri. Çile, 40 günlük. Aslında çile de Farsça'da evet. 40 demekmiş hocam. Evet. Ya yani Tasavvufta çileye yatıyorlar, çileye giriyorlar. O da çöhül anlamında kırk demekmiş. Doğrudur. Evet. Şimdi da. aslında insanlar kırk gün bir eğitime girerse değerler normale dönüyor. Hmm. Hatta şeyde vardır. Bir adama kırk gün deli dersen çok güzel. Deli olur. E hocam şey vardı. Yani, hatırlasan İmam-ı bir çocuk getirmişler de. Evet. Hani 40 gün. Rivayet odur ki. Mesela öyle rivayet o da 40 geçiyor mesela. Yani yediğimiz içtiğimizin etkileri hmm. maddi ve manevi maddi yönden de manevi yönden de kanımızdaki eğer işte virüsse ve bakteri ise yani vücuttan atılması belli bir süre o şöyle tahmin ediliyor 40 günde normale dönülüyor. Evet. Yani böyle olunca şöyle bir şey söyleyeyim. Ramazan ayı 30 Ramazan'dan sonra da kim 6 gün Şevval'den oruç tutarsa bir yılı, aslında 40 güne tamamlama bir şeyler var değil oruçta. Hocam, çok i̇şte o pazartesi perşembe ve oldu size 40 günde hı hı. vücut e, Cenab-ı Hakk'ın kendi bize emanet ettiği şekilde değerlere normal değerlere dönüyor. Bu biyolojik bedenimiz için aynı zamanda eğer gerçekten Ramazan'ı iyi değerlendirirsek manevi değerlerimiz, manevi ruhumuz için de yani o zaman ne oluyor? Tem dürüstse tin de dürüst oluyor. Tem yani nedir? Beden, biyolojik bedenimiz. Oruçla normal değerlere alıyor. Eee tin de tineti bozuk deniyor. Bazen Allah kötü be, şeyler gel. var ya. Eee evet. tin dediğim şey de insanın manevi ruhu, e, zihin, iç dünyası da Tenle bedene uyum oluyor. İşte o insan tatlı bir insan oluyor. Oruç bizi böyle güzelleştiriyor. Aslında orucun iç güzelliği simaya da veriyor. Simahum fi vücuhihim min eteri sucud. Evet bekliyorum. namaz kılanların secde izleri, hadis-i şerifte abdest uzuvları bahsedilirken Cenab-ı Hak mümin olana Müminliğini yerine getirene. Orucun oruç tutan bir aslama bakarsanız şöyle zaten yüzünden bir masumiyet, e, sakinlik vardır. Bir melekleşme var değil mi evet. hocam? Hocam tam burada o zaman vaktimiz son, on. şey unutmadan hatırlatmaya hani Ayrıntıyı dedik ya değerlere demiştim. yakın dedik ya. Şimdi evet elhamdülillah Rabbimize şükürler olsun. nimetler çok. E, i̇ftar amin. sofralarımızda en Anadolu'da bilemiyorum. Allah karibanlara inşallah bize de karibanlara aramızda köprü kursun da onlara zamanda ulaşmayı nasip eylesin. Amin. Soframızda 3-4-5 çeşit var. Ne olur iftar sofralarımız israf olmasın. Belki değerler tam değere gelmiyorsa iftarda veya sahurda kontrolü çok, kaçırıyor muyuz çok acaba? Güzel. sanki hocam, Ona vurgu yapmak istiyordum. Çok güzel. Sanki sahurda bir ay aç kalacakmış gibi sahur yiyoruz. İftarda da sanki bir aydır açız onu eksiğini tamamlıyormuşuz gibi hı. oysa e, İslam haline şey diyorlar yani oruç bir diyet ayı olmadığı gibi bir beslenme besi ayı da değildir. Değil, Değil mi hocam? Evet. İbadet ayıdır. Tam burada e, konuya geçersen İsrafa hocam. dikkat edelim. En çok e, e, iftar sofralarında çok israf özellikle toplu yemeklerde hı hı. E, artık müminler de şöyle bir beklenti yapsın. İslam'da Dinimizde peygamber efendimizin hayatında misafir vardır, davet vardır fakat Özellikle günümüzde Misafirler çok beklenti içerisinde olunca Davet edecekler şunu da yapayım bunu da yapayım biraz şan şöhret itibar Ya o değil Allah ne vermişse ekmeğimizi paylaşmak, çorbamızı paylaşmak sade olursa evet. iftar sofralarda hem Allah'ın rızasına uygun olur hem israftan çekiniriz. Çok e, lüks şeyler yapıyoruz. Belki e, bir köyün 100 e, kişi, 1000 kişilik bir fakirin Ramazan ayı iftarını bir gecede 10 e, kişi, 20 kişi için e, yapabiliyoruz. Ne olur buna dikkat edelim. O, oradan e, tasarrufumuzu fakirlere, garibanlara paylaşırsak hem israftan kaçınmış oluruz ve kulu veşrebu ve la tüsrifu İnnehu mi? la yuhabbil müsrifin evet. evet. Hocam Allah razı olsun çok güzel gidiyoruz ee, Ramazan'da Efendimizin ibadetleri vardı yani daha doğrusu Ramazan ayı içerisinde bir takım ibadetler var onlardan kısaca bahsedebilir miyiz? Evet. İşte e, birer cümleyle şöyle evet. mukabele denince benim hayatımda kendi özellikle ee, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Cebrail aleyhisselamın Ramazan ayında gelip karşılıklı her yıl o güne kadar gelen ayetleri Cibril aleyhisselam okuyup sevgili Peygamber Efendimizin onu dinlemesi. Allah Peygamber Efendimizin Ramazan ayında ömrünün sonuna kadar her Ramazan ayının son 10 günü itikafa girerdi. Özel bir nedir bu? Yoğun bakım manevi anlamda yeniden kendini bir Hı -hı. yoğun bakıma çekme itikaf aslında. Evet. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Ramazan'da 20 gün yapmıştı. Hı hı. Son Ramazan'da Cebrail aleyhisselam yine geldi Peygamber Efendimiz'e Kur'an okudu. Peygamber Efendimiz dizinin dibinde onu dinliyor. Son Ramazan'da Cebrail hatmi yaptıktan sonra bir sefer Peygamber Efendimiz başlıyor, Cebrail dinliyor. Hı hı. Şimdi elhamdülillah Anadolu'da mukabele geleneğimizin arka planında okuyan Cebrail'in rolünü dinleyen Peygamber Efendimiz'in tarafını ve e, bu şekilde devam ediyor. Evlerde, camilerimizde mukabelemizi Kur'an ayıdır. Kur'an e, okunması, e, e, dinlenmesi, dinlenilmesi, anlaşılması ve ida'u'l-Kur'an feştemi'u ve yani. Kur'an-ı Kerim okuyunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim okunmayan ev haraptır. Kur'an okuyan mümin Turuncu e, turunçgillere tadı kokusu güzeldir çok okumayan güzel. mümin hurmadır tadı vardır kokusu yoktur Kur'an okumayan ev e, neydi Ebu Cehil karbuzu evet, evet. E, şey Kur'an okumayan e, kafir evet, evet yani ona evet. benzetiyor zaten kafirler Kur'an okumaz. evet okuyanlar var ama bir takım dünyevi menfaatler için evet iyi iyi için Kur'an okuyalım çok güzel bir e, madem Ramazan ayıdır sahura kalkacağız. Tesahharu fe inne sahara bereketun. Sahura kalkın diyor. Hocam ben kalkmazsam zorlanmıyorum, tutmuyorum. Ya kalk manevi bir özel bir şey var. Allah'ın bir özel bir ikramı var. Gece vakti o hocam. Evet. O ikramdan nasiplen ve e, teheccüd namazında Eda et. Hiç değilse Ramazan'da. Evet. Iki Ramazan'da. Rekat bir Çünkü olmazdı. bereket derken belki bereketin bir tanesi teheccüde vesiledir. Değil mi hocam? Kalkmasam belki teheccüdü kaçıracağım. Çok güzel Onun efendim. dışında yediğim rızkın ertesi güne işime, arkadaşlarıma olan yansıması iyi olacak. Çünkü eğer aç kalırsam biraz halsiz olacağım, keyifsiz olacağım. Şeytan da veya nefis de beni bazı şeylerde tahrik edebilir. Ondan dolayı. Peygamber Efendimiz'in hayatında itikaf var. Evet. Peygamber Efendimiz'in hayatında Ramazan'da teheccüd zaten her ay gün var da Ramazan ayında özel var. Teravih e, hocam buradan gireceğim olursak. Teravih zaten adı üstünde. Rahatlamak istiyorsak Allahu oruç e, iftarda bir yemek yediğimizde bir üzerimize bir ağırlık çekiyor. O ağırlığı hafif vücudun biyolojik ağırlığını teravih ile rahatlatmadır. Hı -hı. Sünnettir. Peygamber evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında teravih kılmıştır. Zaman zaman cemaatte kıldırmıştır. Zaman zaman da tek kendisi tek başına kılmıştır. O rahmet Peygamberi sebebinde söylemiştir. Bir türlü Ramazan size kıldırsaydım ümmetin hepsi bunu farz anlar. Cemaate gelen olabilir. Gelmek isteyip sağlığı vesairesi. Ondan dolayı zaman zaman da, da serbest bırakmıştı işte rahmet Peygamberi. Rabbimize şükürler olsun ki böyle bir peygamber ümmetine. Elhamdülillah. Eyle. Hocam e sadakayı fıtır inşallah evet. bahsederseniz. Ramazan'da hani dedik ya eş dostla, garibanlarla sofralarında iftar edecek bir şey bulamayan insanlarla hem hal olmak için onların dertleri dertlemek için gerek dünyanın değişik yerlerinde yanı başımızda Suriye'de işte Arakan'da Doğu Türkistan'da gerekse kendi içimizdeki gariban kardeşlerimize karşı sadaka fıtır ve zekat konusunu nasıl dersiniz hocam? Tabii sadaka müminlerin çoluk çocuk demeden bir Diğer ibadetlerde şey vardır, akıl balık, ergenlik evet. çağı e, şartları vardır. Sadakayı fıtırda ise ergenlik çağına gelmeyen çocukların fıtırlarında, sadakayı fıtırlarında ana babaları verir. Başımızın gözümüzün sadakası Baş, deriz ya. Baş, göz, yani. can yani hayat, hayat sadakamız. Hayat sadakamız. Rabbim şükürler olsun. Elhamdülillah. Bu sene 28 lira asgarisi. Bu durumu e, mali durumuna bağlı olarak Üst sınırı artık kişinin kendi gelirini, ailesini, günlük e, mutfak masraflarını, e, a, aylık masraflarının ortalamasını alarak, çok cimri davranmayarak, cömertçe davranırsa ona evet. Cenab-ı Hak nafile tellek diyeceğiz inşallah. İnşallah. En az 28 lira. E, bayramın ama bayramın birinci gününü... Peygamber Efendimiz genelde bayram birinci günü, o günkü örf adete göre bayram birinci günü herkes kendine göre bir şeyler alıyor gidiyor. Ama Ramazan içerisinde de ödene, ödenmesi hele hele bizim işte Ramazan'a, bayrama hazırlık öncesinde düşünecek olursak bir hafta öncesinden verilirse daha bayram da, olsun he, en dedik azından bayram. ihtiyaçları zamanında, ihtiyacı zamanında görme açısından, olur diye yararlı olur diye düşünüyoruz. İnşallah Bayram hocam. birinci gününde verilebilir. Sadakayı fıtır çocuklarımızınkini de veriyoruz. Kendimizinkini de veriyoruz. Bunu geciktirmeyelim. Hocam bayramdan sonra kazası, ya kazaya fırsat kalmayabilir. Evet hocam. Ben ödemeyebilirim. Benden sonra gelecekler bunu öder ödemez. Ödeyip ödemediğimi bilmez. Bunu zamanında ödeyelim. Bir de şu vardır. Cenab-ı Hak gücü yetene fakirden bunu da kaldırmıştır. Evet. Gücü yetmiyorsa da artık onun da e, o sorumlu değil. Eyvallah. Peki hocam, e, önümüzdeki hafta inşallah ilk e, sahurumuzda, ilk Ramazanımızda başlayacağız. Muhterem izleyicilerimize, TV 1 ekranlarından bizleri izleyen, rahmet damlalarını takip eden izleyicilerimize e, Ramazanla ilgili ne tavsiye edersiniz? Son sözleriniz olar. Ramazanla ilgili son tavsiyem önce kendime, ondan sonra değerli seyircilerime haç ayetinden Ramazan'a geçiş yapacağım. Çünkü Peygamber Efendimizin şeyi vardır yani ona atladık olabilir. Femen faraza fihinnel hacce felâ Ramazan ayında, Ramazan medeniyeti Müslümanlarda huzur ayıdır, bereket ayıdır, Allah'ın af ve mağfiret ayıdır, şefkat ayıdır, merhamet ayıdır. O zaman ne olur? Ramazan ayında oruç tutuyorum diye ona buna sataşmayalım. Çok güzel. Ona buna sıkıntı vermeyelim. Ramazan ayında araba kullanıyorsak dikkatli kullanalım. Kimseye sıkıntı vermeyelim. Sabırlı olalım. İftar saatinde kornaya şuraya bakarak önümüzdekine e, baskı yaparak tahrik ederek tazik ederek bir şehir hayatında iftar saatlerinde ne olur sakin. Eğer çok da şeysek erkenden çıkalım. Çıkmadık mı ya 5 dakika geç gidelim. Çok güzel. Yani kurallara uyalım. Kimseyi incitmeyelim. Zaman zaman nefis bu güzel ibadette şey karıştırmak için fesat karıştırmak için faziletini kaçırmak için bizi tahrik edebilir. Böyle bir takım olumsuz duygulara kapılıyorsak ne olur? Çekilelim, abdestimizi alalım. Peygamber Efendimiz diyor ki yani nefsine hakim çıkmayanın sabahtan akşama kadar. Aç kalmaktan ötesi bir şey yok. Evet. Yani bir takım isteklerine e, gem vurmayanın gece namazında sadece uykusuz kalmaktan öteye geçmiyor diye hadis-i şerifi var. Evet. Öyle olunca benim özellikle e, tavsiyem e, oruç ayında başta evimizdeki huzur neşeyi zirvede tutalım. Şa, sokağımıza, çarşımıza Ramazan'ın neşesini, bereketini, samimiyetini, kibarlığını, nezaketini. ya Birisi geldi bizi tahrik ediyor. Hani Peygamber Efendimiz öyle diyor. Ben oruçluyum bana ilişme. Ben oruçluyum bana ilişme. Yani ona cevap vermeye kalkışmayalım. Zaten haklı olduğumuz zamanda da bu. Bakın haklı olduğumuz zamanda tamam hakkımızı koruyacağız da hakkımızı çiğnetmeyeceğiz ama cevap vermeyeceğiz. Haksızsak zaten hem haksızız hem Ramazan ayında birisine haksızlık ediyoruz. Evet. O yönden benim tavsiyelerim budur. Ramazan ayında ne olur? Bir, israf etmeyelim. İki, e ee, çarşı pazarda, sokakta gürültü patırtı e, veya iş yerinde iş arkadaşımız e, bu eşimiz de olabilir veya şey olabilir. Bir takım alışkanlıklarımızı o günlerde terk ettiğimizden dolayı onu bahane ederek ağzımızdan kötü söz çıkmasın. Fela rafete ve lafuzukule. Haç Oruç aynı ibadetlerdir. Evet, çok, güzel. çok önemlidir. Orada da aslında bir oruç vardır. Nedir? İhramla, İhramda meşru olan bazı şeyler yasaktır. Oruç diye de meşru olan bir şeyler zaten de yasaktır. Oradan bir benzetme yaparak çok güzel. dilimize, elimize, gönlümüze, her şeyimize sahip çıkalım diyorum değerli izleyicilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Bu arada Kayseri İl Müftülüğü olarak bizler de inşallah TV1 ekranlarında Ramazan ayında her akşam iftar vaktinde muhterem izleyicilerimizle bir arada olacağız inşallah. Hocalarımızla beraber onların evlerine misafir olmaya çalışacağız. Muhterem izleyicilerimiz Kayseri İl Bu arada Mu bütün camilerimizde dini sorularımız için hocalarımız hazır. Her Ramazan'da bütün görevlerimiz ye gerekli tedbirleri almışlardır. Gerekli eğitimleri de almışlardır tüm görevlerimiz. Soruları varsa takılan olsa müftülüğümüze bekliyoruz. Camilerimize hocalarımızı yanına gelip e, bizzat ağızdan. Çünkü internet evet çok güzel bir nimettir. Güzel bir teknolojidir. Fakat çevre kirliliği yaşadığımız kadar internetten de alacağımız bilgiler Bilgilli. doğru olmayabilir. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Muhterem izleyicilerimiz. Bugün Kayseri İl Müftü Yardımcımız Yaşar Bolat Hocamla Ramazan ayının faziletini konuştuk. Rabbim Ramazana girerken hayırla girmeyi, Ramazandan çıkarken hayırla çıkmayı nasip etsin. Ramazan'ın sonunda kendimize affettirebilmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Allah evlerinize huzur, bereket, sağlık ve afiyette nasip etsin. Hayırlı, bereketli, Kur'an dolu Ramazanlar dileği dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü.